Arkadaşlarımız vardı, onlarla bağlantı yaptık. Yoğun bir kar yağışı vardı. Erzurum'da da yoğun kar yağışını görüyoruz ama sanki Ovid kadar değil. Neler aktaracaksın Erzurum'dan? Evet, Erzurum'da 2022 yılına yine kar yağışının etkisiyle başladı. Özellikle sabah saatlerinde başlayan kar öğlen saatlerinde giderek etkisini artırdı ki meteorolojiden de aldığımız bilgilere göre kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği bilgisini paylaşabiliriz. Bizler şu anda TRT Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Cahit Yıldırım'la birlikte Erzurum Cumhuriyet Caddesi'ni Paşalar Caddesi'ne bağlayan Havuzbaşı Kent Meydanı'ndayız. Şu anda kameraman arkadaşım yine görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Tabii aslında hafiften kar yağışı devam ediyor. Bu kameraya nasıl yansıyor tam olarak bilemiyorum ancak şu anda yerlerde oluşan kar bugün itibariyle yani sabah saatlerinde başlayan karın etkisiyle oluşan bir kar yağışı ki günler öncesinde soğuk bir hava vardı. Kar yağışı yoktu. O soğuk bugün yerini kar yağışına bıraktı ve şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Şu anda giden vatandaşları da sizler gözlemleyebiliyorsunuz ki bazı vatandaşlar tabii şemsiyeyle böyle kardan korunmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarıyorlar, kar topu oynuyorlar. Şehir merkezinde dediğimiz gibi kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Tabii sadece Erzurum'da değil, yine kar yağışı bölge illerde, çevre illerde de etkisini gösteriyor. Sivas-Erzincan arasındaki sakal tutan geçidinde kar ve tipi etkisini artırdı. O bölgede de ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yine Erzincan'daysa kar ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için yoğun bir çalışma içerisindeler. Yine Bayburt'ta da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşmış durumda. Tabi yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam edecek. Yine meteorolojiden aldığımız bilgilere göre de kar yağışının salı gününe kadar etkisini göstereceğini söyleyebiliriz. Özellikle meteorolojinin trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarısı vardı ki bu kar yağışı özellikle gece saatlerinde tabi buzlanmaya sebep oluyor. Gizli buzlanmalara da neden oluyor. Vatandaşların özellikle kışlık lastik konusunda yine şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşların da özellikle zincir bulundurmaları konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini meteoroloji yetkileri belirtti. Tabii yağışlar dediğimiz gibi salı gününe kadar etkisini gösterecek. Şu an itibariyle Erzurum şehir merkezinden görüntüler ekranlara geliyor. Tabii trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Özellikle belediye ekipleri de hemen kar yağışının ardından bu bölgelerde çalışmalar başlattı ki özellikle tabii soğuk havayla birlikte buzlanmaya karşında yollarda karayolları ekipleri de tuzlama çalışmaları yapıyor. 2022 yılı dediğimiz gibi Erzurum'da kar yağışının etkisiyle başladı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.